Buyurun hacı amcacığım, buyurun. Buyurun. Evet, imamcı durumlar, vatandaş ikiye bölünmüş. Çoğu iyi diyor, çoğu kötü diyor. Vatandaşlar ihanet ediyor. Dört dörtlük yazık ediyorlar. Marketlere git sıra bulamıyorsun vallahi. Evet. Toprak kalmadı hemşerimde. He? Toprak kalmadı ya. Ne toprağı ya? Ne toprağı? Para var mı para? Senin toprağı. Para var mı beyefendi? Para var mı? Para çok. Ne maaş alıyorsun sen? Ben 4 milyar alıyorum. Sen 4 bin lira alıyorsun. Senin şey değil o ya. Ne? Sakin olalım, sakin sakin. Yok, sakinim ben. Senin kira değil hemşerim. Ne kirası? Sen bu yaşa kadar ev almadıysan neye yaşıyorsun sen? Benim evim var, olmayanı söyle. Tamam, olmayan herkesin var. Sen git de bir kiraya ev. Ya hakaret etmeyin ülkeye, şu hakaret, zamana. Hakaret değil. Hakaret değil abi, herkes hakaret kendi görüşü. Buyurun, herkes. Bu ne demek, hakaret mi yapıyoruz yani? Hakaret yapıyorsun. Senin dediğine varırsam iyi, öbürüne dersen kötü, doğru mu? Ya senin fikrine ben karışamam. Ayrı da, yanlış söylüyorsunuz. Sen yanlış söylüyorsun. Şurada mani olurken kasalarda ilaç bulamıyordun sen. Ben anam hastanadaydım. Yaş itibariyle senden büyüğüm. Yok, benden büyüğüm. Tane. Dur bir dakika. Kaçlarıdır bu zihniyet yönetiyor memleketi? He? 60 yıldan beri aynı zihniyet yönetiyor bu memleketi. Zihniyet değişmiş, aklın yok. Zihniyet değişmiş. Zihniyet değişmemiş. Değişmiş. Değişmemiş. Sen değişmiş. Tabii. Böyle, buyurun sizden de alalım. Biliyoruz hanım. 60 senedir bu ülkenin başındasınız. 60 sene 4 dörtlük yaşıyorsun. Allah da korkmuyor musun ya? Siz de uçaklarla sen dünyaya ferman okuyorsun. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş kurulları %102 ayda zam gelmemiş be. Ege'nin zamanında %3,5 zam verdiler. Kasayı fırlattılar. Niye fırlatmıyorlar şimdi? Geçtiği düşün. Maaş. Ne oldu maaşa ya? Ne var maaşa? Ne var? Ya anam hastanedeydi, yemin içiyorum. Senet verdim, beni rüsva ettiler. Kaçtım ya, hiç hasta kaçırılır mı? Kaçırdık ya. O zaman hangisi diktiler abi? Sendin yine, senin zihniyetini değil. Aynı senin zihniyetini. Senin zihniyetin. AK Parti gelmeden evvel benim çocuğumu hastaneye yatırdım. Tamam. Bana dediler ki ilacı kendin alacaksın, Bağkur'dan alacaksın. Ben Bağkurluydum. Tamam, şimdi ilacı kim alıyor? Allah'tan korkuyor. Ondan sonra da bana dediler ki. Nankörlük yapmayın. Nankörlük yapmayın. Nankör falan demeyelim de. Ülkenin liderine sahip çıkın. Ya biz lidere sahibiz. Biz ekonomiyi konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Yani gelen bir şey. Tamam da yani şimdi senin ilacı AKP mi alıyor veriyor? Vallahi dile bak hocam. Tamam. Bir dakika. Ben köyde sandık başladım. Ecevit'in döneminde yemin içiyorum bak. Hem de köyde köy halkı beni de seviyordu. Aldım bütün Ecevit'i attım sandığa. 6 ay sürdü, ondan sonra ne yağ bulduk, ne tip bulduk, ne bilmem mazot bulduk. Haftalarca petrolde yattık ya. Sebebi var mıydı o zaman? Var da mı vermedi? Ecevit içti mi? Ecevit içti mi mazotu neyi? Vardı mı? Savaştan çıkmışsın ya. Savaştan. Allah aşkına. Çoktur şimdi. Her köşede her şey çok. Ecevit. Her şey çok. Sayın abi bak. Ecevit iktidarında Kıbrıs Savaşı. Bak Kıbrıs bir vatan buldu. Ulan şimdi. Vatan buldu. Vatan. Hadi biz gidelim. Tamam. Hadi bir başka birisi konuşsun. Gel. Sen şimdi ne diyorsun? Sen şimdi ne diyorsun? AK Parti mi diyorsun? Ben mi? He. Ya arpak da şaşarsan Allah tamam, korusun. Sen ne diyorsun baba, bir dakika sen ne abicim, ekonomi düzelsin, ekonomi kim diyeyim olursa olsun ya. Şimdi ben Allah sana şöyle bir şey diyeyim. 2000 senesi. Benim babam banka 1 milyon para vermiyordu. Doğru mu? Şimdi sakallısın onun için, sakalına binaen geldim. Faiz haram mıdır? Faiz haram mıdır? Alana ver, ana haramdır. Haramdır. Kim açtı bunun önünü? Bunu mu? Heh. Bunu de Cumhuriyet'e geliyor. 2000 yılında benim babama banka 1 milyon vermiyordu ya. Ya hocam 1 niye milyon vermiyordu. Ekinle bak dinle. Ekinle arpayla biz köyde satış yapardık. Ekini biriktirirdik. Satardık ofise. Giderdik. Dayıma derdim ki 5 bilezik ver dedim. Güven vardı. Dayım bana verirdi o bileziği. Bankanın önünü bir açtı. Beşini dayından 1 milyon para alamıyor. Güven kalmadı. Şimdi bankada sizin dediğinizde banka yoğdu. Şimdi haramın önü açıldı bak. Baba bak hadi. Bir daha şunu söyle. Sen konuştun ben dinledim. Tamam siz konuşun dinleyin. Sen konuştun sıra bende. Şimdi sen haramın önünü açarsan. Bunu helal gibi gösterirsen. Sen de haksıza haklı dersen bu toplum evvela hiçbir zaman bir araya gelmez. Bunu kafamıza bir sokak. Biraz önce biri bir şey dedi. Bir herkes bir cebindeki maaşı bir çıkartsın. Büyükşehir'de maaşa zam var mı? Onu bir araştırdınız mı? Yok. Türkiye'ye şöyle bir bu git çık bak bakayım. 2,5 milyara kiraya oturuyorsun. 2,5 milyara kiraya oturuyorsun. 2,5'ta yiyorsun. 2,5'ta yiyorsun. 1 milyarın kaldı. Çocuğumu mu okutacaksın? Şimdi hocam. Evine ekmek mi alacaksın?
Ya da karıyı piyasaya sarıp karı bir iş bulup çalışacak. Ondan sonra karı zengin bir koca bulacak, yuva yıkılacak. Allah. Doğru mu? Hadi. Olmaz, olmaz. Çalışmasın mı yani kadın? Kadın çalışmasın mı? Çalışsın. Kadının eline erkekten fazla para verirsen o zaman yuva yıkılır. Yok abi. O dönem var mı ya? O dönem var mı? Ben bunu şahidiyim, ben biliyorum abi. Ben biliyorum, hesaplayalım bak. Asgari ücretten bir adam ev geçiniyor. Bak burada birçok genç var. Türk kadını bu kadar yüceltilmişken böyle basit düşünmek olur mu? Türk kadını en güzel yüceden Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Diri diri Türk kadını. Ya Müslümandır o, Türk değildir. Müslüman. En iyi Hazreti Muhammed Mustafa diri diri toprağa gömülen bir kızı hayat vermiştir. Türk milleti ölen kadını mı kurtardı? Hayır. Hocam bak, senin o dönemler, o dönemler dönem bitmiştir. Bak şimdi. Şimdi sen emeklisin. Başını örtmüyordun. Sen bak, emeklisin. Ya örtücüler... geç başını, geç. Birçok başını kapatan var. Hakkını vermedikten sonra. Ama eskiden bak, sen birçok, yere giriyor musun? Birçok sakal bırakan var. Ya hakkını benim, vermedikten benim sonra. Benim kızım doktora gidiyor. Başı örtülü doktor dışarıya çıkıyor. Sen git başını kaç, kapat gel. Yaş kaç yaş. Benim mi? 75. Allah uzun ömür versin. Emekli misin? He. Evin var mı? Var. Ben şimdi ne zaman emekli olacağım? Sen mi? He. Allah bilir, ne bileyim ya, seni çalışmana bakır benden. Ölmezsek 65. Ev yani, nasıl alacağım? Ev hangi? Bir trilyon bir ev. Nasıl alacağım? Bak onu söyle. Yani ben sana yardım mı edeyim? Hayır, ne diyorsun? Canım. Allah Allah. Etmeye gerek yok. Sen nasıl aldın? Sen nasıl aldın? Bak bir dakika. Hocam ben köyde yaşıyorum. Bak ben köyde yaşıyorum. Çiftçiyim. Yemin içiyorum. Gidiyorduk bir su motoru dedin. 2-3 milyar bir şey. Ya ona bir mamur kefil. Ondan sonra 200 dakar bir ipotek ver tapuda. Bir su motoru alıyorsun. Şimdi git istediğin kadar direktörü al. Al evin. Faizle mi? He? Faizle. Tabi banka gereken faiz. Haram ama. He? Haram değil mi? Haramın ta kendisi. Faiz alana verene haram ama sistem böyle yürüyor. Sen bugün bak şu ekmek fırınları var ya, krediyle yapıyor. Ekmek yedin de haram. Onu biliyor musun? Ya o da haram hocam. Ya. Şimdi, ama ülke bu. Ülke bunu ne yürüyor? Diyelim ki faizli olarak traktör aldın 200 bin liraya. Borcu bitinceye kadar o traktör çıkıyor 400 bin liraya. Ne oluyor? Alan kazanıyor. Adamlar 250 bin liraya daire aldılar benim binamdan. Krediyle aldı. Dairesi çıktı 1 trilyon liraya. Daire çıktı 1 trilyon liraya. Kim kazandı? Alan kazandı. Demek ki bu ülkede alan kazanıyor. Borçtan korkmayın kardeşim. Korkmayacağım. Ya arabada yürümüyor. Markete gidiyorsun. Sıra bekliyorsun. Garajı 1 milyon versene. Sıra bekliyorsan poşeti bırakıp çıkıyorum. Ama para yok diyorlar. Borçtan şimdi sokağa geldiysek para yok.